Gözüne mükemmel çizgi çekmekte ustalaşmaya mı çalışıyorsun? Gözün kenarına seloteyp yapıştırmak işe yarayabilir. Tabii bedavaya acılı bir ağda yapmak istiyorsan. Boyalı ipten. Tuhaf kaşığa. Of aman. Onun yerine far süngerinin kenarlarını kes. Sürme kabına daldır. Göz kapağı boyunca tek hamlede çek. İşte mükemmel kedi gözünde ustalaştın. Miau. Pekala Vicky, anladık. Gözlerin pek cilveli. Şimdi git de onları özel birinin üzerinde dene. Güzelce makyaj yapmanın insana huzur veren bir yanı var. Tabii en iyi arkadaşın gelip de aynayı paylaşmaya kalkana kadar. Cidden mi Lana? Öf! Lili, paylaşmayı öğretmediler mi sana? Hadi kızlar tartışmayın. Bunu halletmenin bir yolu olmalı. Ah şu en iyi arkadaşlar. Onlarla da onlarsız da olmuyor. Surat asma Lili, öfke her zaman şakaya dönüştürülebiliyor. Bak işler şimdiden iyiye gitmeye başladı ha. Lana makyaj yapmayı çok istiyor değil mi? O zaman ona sürecek biraz makyaj malzemesi ver. 1-2 damla yeter. 2-5-6 olsun. Sana fondöten hazırladım Lana. Öf, yine mi sivilce? Ne sinir. Neyse, bir kat fondötenle kapatayım, mühim değil. Bir dakika, bu benim tonum değil. Dur tahmin edeyim. Bunda senin parmağın mı var Lili? Ama belki başka bir işe yarayabilir. Birisi sürpriz makyaj yapıyor galiba. Bir fırçayı daha koyu renkli bir fondötene hafifçe batırırsan yüzüne sevimli çiller yapabilirsin. Vay canına, harika görünüyor. Biliyorum, ışıldıyorum değil mi? Birinin oyunu iyiliğe dönüştü anlaşılan. Her çeşit yaşam tüyosu vardır. Ya biz hanımlara? Kızlara özel olanlar çok daha işimize yarar. Konu kızlar için tüyolar olunca kurnazca hilelerle tam bir saçmalık arasında ince bir çizgi olur. Ne dediğimi anladınız mı? Selam Lana. Lana, saçların müthiş görünüyor. Pembe tam senin rengin. Evet, tam da bir okçu fıstık saçı. Güle güle kullan Lana. Ya bir anda sıkıcı kahverengi saçlarından nefret etmeye başladım. Üzülme canım. Şu acayip kolay saç diyorsuna bir bak. Fırçaya biraz boya sık ve hop. Saçlar bomba gibi oluverir. Neşelenmeli. İşte oluyor. Vay canına. Saçların gözlerimizin önünde maviye döndü. Müthiş Saçlar Kulübü'ne hoş geldin Lili. En iyi arkadaşınla öğle yemeği yemek gibisi yoktur. Haftanın en iyi dedikodularını paylaşmak için en uygun zamandır. Ve anlaşılan Sophie bugün bayağı dertli. Ama konuşmadığında ağzında boş durmamalı. Ve fark etmeden bir bakmışsın ağzını doldurmuşsun. Bunda yanlış bir şey yok. Ay Emmy, bayağı acıkmışsın ha. Şu pantolonu biraz gevşeteyim. Ah, çok daha rahat. Gidelim mi? Pantolonumu ilikleyemiyorum. İyi misin Emmy? Ne? Şunlardan birini alabilirim. Değil mi? Göbeğinin biraz rahatlama ihtiyacı varsa saç lastiği kot pantolonunu biraz genişletir. Delikten geçir ve ilikle. Ah, şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hadi gidip tatlı yiyelim.
Bugün yeşil günümde miyim, pembe mi? Kesinlikle pembe. Bana seslenirsen saçlarımı kurutuyor olacağım Sofia. Acele etsem iyi olacak. Bu kaşıklıkları da hemen düzelteyim. Okula pasaklı gitmeyeyim. Buhar nerede? Prize taktım ama ısınmamış bile. Sofia, 5 dakikaya çıkmamız gerek. Aptal, ütü bozulmuş. Başka bir ısı kaynağı bulmalıyım. Eğer ütüsüz kalırsan, hafif nemli giysine saç kurutma makinesini tut. Evet, işe yarıyor. İşte oluyor. Bu kışıklıkları çabucak gideriyor. İşte gittiler. Kumaş ne kadar nemliyse kuruması da o kadar uzun sürer. İşte bitti. Bu müthiş fikir için teşekkürler Amy. Ve işte kızlar gitmeye hazır. Tam evden ayrılmak üzereyken görünümünü tamamlayacak o son dokunuşlar elzemdir. Şu harika ceket gibi mesela. Ve ceketin gibi ayakkabıların da görünümünü gerçekten uyumlu hale getirebilir. Ya en sevdiğin ayakkabıların terslik çıkarırsa? Şunların haline bak. Köpeğim mi çiğnemiş, ne olmuş? Ben nasıl düzelteceğim bunu? Ama ister inan ister inanma hala ümit var. Çorap çekmecene bir bak bakalım. Hiç naylon çorabın var mı? Bakalım. Ding ding ding. İşte kazananımız. Gördüğün gibi birkaç dakikada yeni ve harika bir çift çizme yapacaksın. Normalde yaptığın gibi topuklularını giyerek işe başla. Sonra naylon çorabı da ayakkabıların üzerine giy ve diz üstüne kadar çek. Çoraplar dizinin üstüne gelince topuğun geldiği yerde küçük bir delik aç ki içinden geçebilsin. Delikleri açınca topuklar kolayca içinden geçecek. Ve işte yepyeni şık siyah çizmelerin oldu. Söz konusu şık klaplarsa içeri girebilmek için çok şık olman gerekir. Ve Vicky sınavı kesinlikle geçti. Bella'nın sağ içeri girmesi pek kolay olmayacak gibi. Sen de bu kadar seçkin bir yer için fazla günlük tarzda giyinmişsin ama. Lütfen girmeme izin ver. Bütün arkadaşlarım içeride. Of, bu koruma da amma zorluymuş. Ay Bella, ağlama ama. Acaba eve gidip üstünü mü değişsen? Bir dakika, çözüm bunca zamandır avcumun içindeymiş. Bunun için askısız sütyen ve kot pantolon gerekli. Bandananı çıkar, ikiye katla ve beline sarıp arkadan bağla. Aşağıdaki köşeyi al ve boynundaki tasma kolyeye geçir. Yerinde dursun diye üstüne bir de şık bir rozet veya broş tak. Evet, iyi bir seçim. Vay canına, Bella tamamen başka biri gibi görünüyor. Hadi şimdi klaba gir bakalım. Hey, bu bir film yıldızı falan mı ne? Hanımefendi, lütfen buyurun. İşte şimdi oldu. Çalışırken güzel bir listeden müzik dinlemek çok verimli olabilir ama kulaklıklarınızın takılı olduğundan emin olun. Emily, insanlar sana bakıyorlar. Bunu duyabildiğimize dair hiçbir fikrin yok, değil mi? Emily! Oh hey! Şu kabloyu azıcık daha ittirsen nasıl olur? Oh, neyse ki lise balosu listesini dinlemiyordun. İşte oldu. Evet evet, işte oldu. Sağ olun arkadaşlar. Oh, Emily! Affedersin. Of, bu durum çok garip değil mi ama? Şimdi oldu. Bu öğlen çok güzeldi. Bir daha çıkalım yemeğe, olur mu? Tamamdır, görüşürüz. Demek hala birlikte yürüyoruz. Oldu o zaman, görüşürüz. Bu uzayan vedalar neden hep çok garip oluyorlar ya? Kim bilirdi ki aynı yöne doğru gitmeye devam edeceğimizi?
Ah neyse, yol ayrımına geliyoruz. Hadi ya, ciddi misin? Sen de mi bu tarafa gidiyorsun? Bari iyi oldu. İyi bari. Oldu olacak, eve de beraber gitseydik. Tamam, sadece bana mı öyle geliyor, yoksa bunu izlemek gerçekten yaşamaktan daha mı zor? Gerçekten şahane olmayan bir Brad Pitt filmi var mı ya? Hey baba! Nasılsın anne? Hoş geldiniz. Filmi beraber izleyelim mi? Daha 15 dakika oldu başlayalı. Sesini aç babacığım. Ay ne güzel, ailecek film gecesi. Brad Pitt pantolonunu niye çıkarıyor? Öf, evet. Ailecek bir sevişme sahnesi izlemek zorunda kalıyoruz burada. Baba, ne olduğunu hala görebiliyorum. Ay yeter, durdurun şu sahneyi. Ama öyle daha mı garip olur? Bari sesini kısalım. Görünüşe göre bir hafta akşam yemeklerinde konuşacağımız bir konumuz oldu. Buraya bak. Efendim? Oh, selam. Ne haber? Burada olduğunu bilmiyordum. Yanına oturabilir miyim? Aa, arkadaşım. Sanırım Emily sana el sallamıyordu. Of, bu çok garip bir durumdu.